yaptığımız Selimpaşa Belediye Başkanı Sayın Ahmet Yağcıoğlu bizlerle birlikte. Hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk Serap Hanım. Bu ara yerel basında olsun, hatta ulusal basına kadar da böyle çıkan bir isim oldunuz. Bir yer verdiniz Has Üniversitesi'ne ve bir sürü de şimşeği üzerinize çektiniz. Evet. Ben hemen o konuya girmeden önce istiyorum ki biraz sizi tanıyalım. 15 yıldır belediye başkanlığı yapıyorsunuz. Biraz şöyle kendinizi anlatır mısınız? İlk ne zaman seçildiniz? Nasıl oldu? Bugünlere nasıl gelindi? Serap Hanım, ben Selimpaşa'ya 1974 yılında İzmir'den geldim. Fakat aslen annemiz babamız Selimpaşalı. Selimpaşa o günlerde tabii çok küçük bir beldeydi. Hatta belki köy. İşte beldeydi, evet. Belediye başkanlığı vardı. Fakat tabii çok fazla yapılacak bir iş olmadığından dolayı da bir iki tane kahvesi vardı. Hani gideceğin, gezeceğin bir yer olmayınca ufak ufak yavaş yavaş işte politika yapmaya başladı. 1978 yılında Adalet Partisi İlçe Yönetim Kurulu'nda görev aldım. İşte 80 yılında hepiniz bildiği gibi ihtilal oldu. İhtilal döneminden sonra sene 83 yılında tekrar bir partide kurucu oldum. 84 yılında da Selimpaşa'da belediye başkanlığı adayı olduk. Parti adayı ararken partici arkadaşlara işte siz aday olun, siz aday olun, sizlerle beraber seçimi kazanırız derken en sonunda o arkadaşlarımız bize dediler ki burada bu işi sen yapacaksın, seninle beraber bir seçimi kazanırız. Benim o günlerde yaşım 28'di. Ben de kendilerine o zamanlar dedim ki yaşım benim daha çok genç. O günün şartlarında da politikada genç insanlar pek yok. Hep daha fazla işte 40'ından sonra, 45'inden sonraki olan insanlar belediye başkanı adayı olabilir gözüyle bakılıyordu. Ben de dedim ki meydanlarda bana yarın öbür gün çocuk diyecekler. Yani çocuk yaşta bir belediye başkanı, belediye başkanlığı yapar mı diye düşünüyordu. Fakat işte o günden bugüne tam 15 yıldır bu Mart ayında doluyor. 25 Mart'ta 15. yaş günümüzü kutlayacağız. Baktığımız zaman zaten 1984'te yine %51, 89'da %54, 94 seçimlerinde %46 gibi büyük oranlarla da bu başkanlık, evet, görevini devraldınız. Başarılı olup olmadığını tabii burada bizim sorgulamak değil amacımız. Mutlaka siz elinden gelen her türlü hizmetin en iyisini halkınıza vermek için bütün çabanızla sarf ettiniz. Sarf ettiniz de işte muhalefet dediğimiz kişilerin değerlendirmeleri çok daha farklı. Hatta Selimpaşa halkının da farklı. İster misiniz bu sabah Selimpaşalı halkına sorduğumuz birkaç sorunun cevabını birlikte dinleyelim. 20 senelik bir politikacıdır. Kalkıp da yanlış bir iş yapacağına ben kesinlikle inanmıyorum. Kendisini de çok sevdiğim, saydığım bir insandır. Her zaman da yaptığı işleri takdir etmişimdir. Şimdi burasının işini iyi olur. Esnafa yarın öbür gün faydası bu kadar talebe olacak burada, değil mi? Talebe gelecek, esnafa yararlı olacak. Benim gördüğüm bu yani. Başka bir şey söyleyemem. İyi bir olay. Hem buradaki gençlerin açısından, çevre gençleri açısından buralarda yani üniversitenin olması yakında bir yüksek okul. Burada okuyabilirler. Hayırlısı olsun. Ne diyeyim başka? Ya yer kaybı oldu. Başka yerde olsa daha iyi olurdu yani. Yer gitti yani. Bilmiyorum. Yani daha yukarıda olabilirdi. Başka yerde olabilirdi. Yani. Üniversiteler yararlı olur da sahilde olmaz. Belediyenin başka yerleri vardı. Orayı verir belediye. Orada 135 dönüm yer yazık günah yani. Sonra ne olacağı belli mi acaba? Ne olacağı belli mi? Ya oteller olursa ne olacak? Otel olursa ne olacak? Yararlı olacak. Bana göre. Hiç olmazsa pislikten kurtuldu orası. Orada eğer bu söylenenler yapılacaksa bana göre yararlı. Yalnız üniversite yapmayacaksa orasını o pislikten kurtarmak için daha başka bir şey yap. Yaptırabilirdi veya köyün namına, belediye namına yapılabilirdi. Ama düşündüler veya düşünmediler, onu da bilemem. Bence yararlı. İyi bir yere kuruldu. Benim için hiç fark etmez. Başka yer yok ki, oradan gayrı başka yer yok. Valla bizim köyümüzde yer çok. Araptepe dediğimiz sen, 50 tane üniversite kurdular Araptepe'de. Ama madem ki orasını şey görmüşler, müsait görmüşler, onların bileceği iş. Oyun alanı ve halkın plajı yok edilemez.
Şimdi üniversitenin kurulması, tabii ki senin Paşa'da bir üniversite olması büyük kazanç. Yalnız orada üniversitenin olup olmayacak konusunda yetkili insanların, mesela belediye başkanı ve meclis üyelerinin halkı bilgilendirmesi gerekli. Ne gibi dersen, mesela bizim öğrendiğimize göre diyor ki Kadir Has Üniversitesi'nde şu anda 4 tane öğrenci var. Önümüzdeki yıl 25 öğrenci hedefleniyor. 2 yıl sonra da Gayrettepe'deki genel merkezlerini Cibali'de almış oldukları yeni binaya taşıyacaklar. 2 sene sonra Cibali'ye yerleşecek olan üniversite Selimpaşa'da ne zaman şekillenir? Konumu ne olur? Üniversite mi? Yoksa sosyal tesis mi? Üniversitede görev yapacak insanların burada tatilini geçirdikleri bir alan mı? Selimpaşa halkı bu konuda bilgisiz. Bana göre bu toplantı radyoda değil. Mesela bugün radyoda toplantısı varmış belediye başkanının. Toplantı değil, bir program. Program varmış. Bu programa çıkması da cesaret verici bir şey. Ama daha cesaretli olup bunu Selimpaşa halkına, Selimpaşa'da yapmalı bir basın toplantısı veya bir halk toplantısı. Yalnızca üniversite olayı değil. Selimpaşa'da çok daha büyük meseleler var. Mesela burada 18. madde uygulaması oldu. Bu konuda hiç kimsenin bilgisi yok. Orada yeşil alana dönen yerler daha sonra imara çevrilip başka birilerine satıldı. Ve şu anda o yerin sahipleri başkanla mahkemelik. Family Hotel uygunsuz yerin altına, yolun altına çarşı yaptı. Bu çarşının yapılmasında da yanlışlıklar var. Buradan da şu anda belediye başkanı ve meclis üyeleri mahkemelik. Yani tabii ki sorulacak bir takım sorular var. Radyoda bu program sınırlı olur. Telefonla zor olur. Bizim isteğimiz Selimpaşa'da yaşayan insanlar olarak belediye başkanının Selimpaşa halkına Selimpaşa'da hitap etmesi. Sizin içine devam ediyoruz. Konuğumuz Selimpaşa Belediye Başkanı Sayın Ahmet Yağcıoğlu. Bu Selimpaşa halkının tepkileriydi. Bunları isterseniz bir cevaplamazdan önce şu an telefonumuzda bekleyen bir dinleyicimiz var. Onun sorusunu alalım. Sonra belki genel olarak hepsini beraber yanıtlarız. Alo. Alo. Evet, sizi önce tanıyalım. Adınızı, soyadınızı alalım. Ben Selimpaşa'dan Yaşar Karakaçan. Evet Yaşar Bey. Şimdi efendim, bu üniversite konularıyla ilgili birçok vatandaşın değişik görüş ve düşünceleri var. Ben de tabii bu arada kendi düşüncemi aksettirmeye çalışacağım. Bu aslında Sayın Yağcı'nın kendi beldesi ve çevreye yönelik yapabildiği en büyük güzellik bence. En azından çevrede büyük bir gelişme olacağını inanıyorum ben. Aynı zamanda ekonomik bir patlama da olur inancındayım. Değişik insanların burada bulunuşu bir bilgi akışını sağlayacaktır. İnsanlar arasında çok büyük güzellikler yaşanacak. Çevre sosyal yönden bir gelişmişlik kazanacak diye düşünüyorum. Evet. Ve iyi bir karar verildiğine inanıyorum. Başka da bir şey söylemek istemiyorum. Saygılar sunuyorum. Teşekkürler. Buyurun başkanım, siz Yaşar Bey'e. Efendim, Yaşar Bey'e teşekkür ediyorum. Şimdi Selimpaşa'da üniversite günlerden beri gündemde. Bu gündemde olmasının sebebi de işte muhalifler acaba Ahmet Yağcıoğlu burada Selimpaşa'da yapılan bu üniversitede temel atma töreninden itibaren puan kazandı mı? Veyahut da puan kazandıysa da biz bunu nasıl örteriz? Sileriz. Bunu sileriz. Halkın gözünde bu müsbetliği nasıl karalarız diye bir düşünceye girdiler. Ve bununla da ilgili başladılar karalama yapmaya. Ve basına gelen fakslarda da tamamen başkalarının isimleriyle gönderilen fakslar. Bu fakslar yani vatandaş isterim ki kendi ismini söylesin ve kendi ismi de basına yansısın. Evet. Selimpaşa'da halkın %90'ı veyahut da daha büyük rakamı bu üniversitenin burada kurulmasına müspet yönde bakıyorlar. Bundan dolayı da Selimpaşalı memnun. Memnun olmayan kim? Şu anda muhalefet yapan partideki diğer isimler. Evet. Ve bizim incelediğimiz zamanda gazete haberlerini falan tek belki de itiraz edilen yer neden burası?
Burayı verilmeyi düşünürken neden burasını düşündünüz? Neden burasını teklif ettiniz? Şimdi Selim Paşa'da 15 yıldan beri ben belediye başkanlığı yapıyorum. Bu belediye başkanlığım sırasında burası bir tek Selim Paşa'nın kendi mülkiyeti olan bir yer. Diğer yerler Selim Paşa mülkiyetinde değil. Bunlar diğerleri Mera'dır. Hı hı. Mera'da bizim karar vermemiz mümkün değil. Hı hı. Ancak biz planlarımızda o yerin şartlarını koyarız. Evet. Burası eğer semt parkı olacaksa semt parkı, üniversite olacaksa üniversite, okul olacaksa okul, bununla ilgili başka bir şeyler vesaire. Biz ancak planı koyarız. Daha sonraki günlerde bunun da Ankara'dan çıkartılması bayağı geçken şeyler. Evet. Ve Ankara'da bu işin çıkartılması için en son çıkan yasayla bu daha da güçleşti. Evet. Mera Kanunu'ndan dolayı da Tarım Orman Bakanlığı izin verecek, İlgi Milli Emlak Genel Müdürlüğü izin verecek, Maliye Bakanlığı izin verecek ve prosedür çok da uzayacak. Bizim bu arsamızı yıllardan beri, 15 yıldan beri çok insanlar istedi, çok kişiler istedi. Ve bunların içerisinde tabii ben ve arkadaşlarım hiçbir zaman içinde müspetini görmedik. Bizim burada vatandaş geliyor ki ben buraya turistik tesis yapmak istiyorum. Evet. Turistik tesisi yaparken de biz de kendisine diyoruz ki bizim burada herhangi bir projemiz yok. Hı hı. Siz projenizi hazırlayın ve biz de bunu mecliste herkesin huzurunda ihaleye çıkartalım. Evet. Hiç kimse bugüne kadar yanaşmadı. Yalnızca böyle şifayen belki. Şifayen böyle görüşler geldi ama ben de yıllardan beri Selim Paşa'daki bu güzel bu yere ne yapılmalı diye hep düşündük. Bayağı emek de sarf ettiniz. Ağaçlandırma yoluna gitmiştiniz. Bir kısmını tabii orada biz bayağı ağaçlandırma yaptık. Fakat orası çok rüzgar alan bir yer. Ağaçlarımız yeterli şekilde gelişmedi. Bir tek gelişen ağaçlar orada akasya ve iğdedir. Evet. Bunlar da işte her yerde olabilen ağaçlar. Fakat o kadar yüzlerce binlerce çam ektik orada. Şu anda onların içerisinde birkaç tane var. Evet. Biz inşaat alanının içinde kalan 3-5 tane ağacımızı da oradan söktük, başka yere götürdük. Onların boyu da 70-80 santim falan olmuştu. Orası genel olarak da ben çocukluğumdan beri de hatırlıyorum bir bataklık halindeydi. Hala da öyle sanıyorum. Altı zemin kısmı bataklık hali koruyor, duruyor mu? Şimdi zeminde herhangi bir şey yok yani. Evet. Herhangi bir sıkıntı yok. Zemin orası kirli bir zemin. Deniz seviyesinde olduğu için deniz lodos estiği zaman suyu içeriye alıyor. Bir de Doğan Tepe'den gelen yağmurlarla gelen su orada hafif de olsa bir birikme yapıyor. Evet. Suyu toprak aşağı almıyor. Kirli bir zemin. Yani onun altında mesela 15 yıl önce keson kuyu açıldı. 10 metre derinliğinde keson kuyuda su yoktu. Yarım metre falan su vardı. Yani batak bir kesim değil. Denizden ve araziden gelen sular orada birikiyordu. Biz de orasını tabii yapılan inşaatların harfiyatlarını doldurduk. Bir kısmını da ağaçlandırdık. Ama nasip bugüneymiş. Orasını üniversite yapmakmış. Öyle bir karar almakmış. Biz de arkadaşlarımızın tamamının oyuyla orasını üniversite için karar verdiniz. Kadir Has'a verildi. Peki başka üniversitelerden de teklif var mıydı? Ben gerçi hikayesini biliyorum. Biz kendimiz teklif ettik diye de bunu da açık açık da söylüyorsunuz. Başka üniversitelerde götürülmüş müydü teklif? Şimdi biz hiçbir üniversiteye teklif götürmedik. Fakat bunun haricinde iki yerden de bize teklif geldi. Ben meclis üyelerime bu karar alınmadan önce 4 ay önceki meclis toplantımda arkadaşlara bu teklifi götürdüm. Arkadaşlarımızın 9'unun tamamı da eğer Kadir Has Üniversitesi buraya kurulacaksa Kadir Has Bey'e verelim. Kadir Has Bey buraya üniversiteyi yapsın diye bir konuşma oldu. Ve ben de o günden sonra da Kadir Has Bey'in yakınları vasıtasıyla Kadir Has Bey'e ulaşmaya çalıştık. Bizim Selim Paşa'da oturan spor kentte Eşref Aydın beyefendi var. Eşref Aydın Fenerbahçe Kulübü eski başkanı. Bütün herkesin tanıyabildiği bir isim. Eşref Bey de Kadir Bey'in yakın dostu. Kadir Bey'in çocukluktan beri arkadaşı. Şu anda Amerika'da beraber 3 ay tatillerini yapıyorlar. Biz kendisine ulaştık. Fakat bize bir müddet içerisinde zamanında dediler ki şu anda Cibali'yi almışlar. Cibali'yi aldıktan dolayı Selim Paşa'yı şu anda düşünmüyorlar. Biz tabii bayağı üzüldük. Bu kararı onların almasının sebepleri de Cibali'de aşağı yukarı 30 bin metrekare kapalı alanlı bir bina kiralamışlar. Bunu da kiraladıkları devletten kiralıyorlar. Eski tütün fabrikalarıydı orası. Ve orada binalarını yapmayı düşünüyorlardı. Daha sonraki aşamalarda büyümeyi.
Fakat biz Kadir Bey'i o kadar rica ettik ki en sonunda Eşref Aydın'ı kıramadılar. Dediler ki bir binayı ben bu sene kendim yapacağım, kendi cebimden yapacağım. Daha sonra vakıf ikinci binayı yapsın. Ve de Selim Paşa'ya o şekilde de adım atıldı. Evet. Yoksa Kadir Bey gelip de illa ki ben bu yeri istiyorum demedi. Evet. Biz Kadir Bey'i peşinde koşan, Selim Paşa'ya üniversite gelmesini, bu bölgeye üniversite kazandırmasını isteyen bizdik. Yoksa Kadir Bey'in böyle bir isteği, arzusu da olmadı. Ve samimiyetle söylüyorum, yalnız Selim Paşa değil, buradan işte Celaliye, Kamilova, Ortaköy, Silivri'de bu üniversiteden seneye nimetlerini görecek. Çünkü burada okuyacak olan talebe sayısı seneye ilk binamızda 32 sınıf var. Hı hı. 32 sınıfta 25'er tane derslikle öğrenci gelmiş olsa seneye aşağı yukarı 700 tane öğrenci yapıyor. Evet. 700 tane öğrenciye şu anda altyapı yok, yurt yok. İşte Selimpaşa'da yeterli şekilde konut yok. Selimpaşa'da konut rakamları da şu anda kira rakamları da 50 milyon lira mertebesinde. Bundan Silivri'de, bence Celaliye'de, Kamilova'da, Ortaköy'de bundan yararlanacaklar. Öğrencilerin konaklanması açısından, Kumburgaz'da evet, ihtiyaç tamamlaması açısından. Bunlar üniversitenin faydaları bölümüne geliyor. Evet, oraya da evet. Geleceğiz. Sanıyorum yine bir dinleyicimiz soru sormak istiyorlar. Alo. Başkanım siz duyuyorsunuz. Siz ismini alalım. Alo. Alo. Bizi telefon bağlantısı yapmak isteyen dinleyicilerimiz bizim sesimizi radyodan duyabilecekler. Normal telefon görüşmesi gibi olamıyor görüşmemiz. O yüzden bir kez daha deneyin diyorum telefon bağlantısını kurmak için. Biz yine konumuza devam edelim istiyorum. En çok sorulan sorulardan biri de üniversite heyetiyle yapılan görüşmelerle ilgiliydi. Ve bir protokol olup olmadığıydı. Bu protokolde neler var olduydu. Bu konuda bilgi verebilir misiniz? Şimdi bize onlar dilekçesini Haziran Meclisi'nden önce verdiler. Evet. Selim Paşa'daki bu 115 dönümlük yere üniversite kurmak üzere bir dilekçeleri vardı. Üniversitenin dilekçesinde onlar ilk binayı 1-2 yıl içerisinde, ikinci binayı 4 veya 5 yıl içerisinde yapacaklarını beğendiler. Biz de bununla ilgili meclis kararımızı aldık. Meclis kararı alırken 9 tane arkadaşımız da daha önce görüşmüş olduğumuz gibi 9'u da evet diye parmağını kaldılar. Daha sonra bir arkadaşımız daha sonra çekimser kalmış. Şimdi doğrultu bu doğrultuda tabii. Yani vatandaş diyor ki ön taraftaki sahildeki yol ne olacak? Evet o da. Şimdi sahildeki yolumuz zaten belediyenin yolu. Belediyenin yolunu herhangi bir şekilde kimsenin alabilmesi mümkün değil. Evet. Ama biz daha önce bir uygulamamız vardı o yolla ilgili. O yolu biz taşıt trafiğine iptal etmiştik. Vatandaşların yaya yolu olsun diye. Fakat Duruman, Demirören, Güneşkent'teki sakinler zorlanıyorlardı. Doğru, ulaşımda. Biz daha sonra o trafiği açtık ve o şekilde geçtirdik. Şimdi üniversitenin imar planlarında, imar planı dışına çıkması da üniversitede mümkün değil. Bizim planlarımızda E5'e paralel biçimde 10 metrelik yol var. Evet. O yolu yaptıktan sonra üniversite, biz öndeki yolu yaya yolu olarak bırakacağız. Evet. Hani belediye ama olarak, sizin kararınızla ilgili, yani bizim, üniversiteye verilmiş diye bir olay değil, anladığım kadarıyla yok. Yol belediyenin yolu. Yolu kapatacaksa belediye kapatacak. Evet. Ve biz onun düşüncemiz yol yapılırsa arkadaki yol, ön taraftaki yolu yaya yolu olarak yapacağız. Gezinti olarak yapacağız. Evet. Ve orasını ışıklandıracağız, halka açacağız. Evet. Ve ön taraftaki denizle ilgili de hiçbir zaman için deniz kapatılamaz. Evet. Ve üniversitedeki öğrenci de oradan denize girebilir. Selimpaşa'da vatandaş da girebilir. Ama bu tabii şunu da söyleyeyim. Bugüne kadar orada Selimpaşa'dan bunları yazanlar, çizenler var ya, muhalefetlik yapanlar, hiçbirisi bir kere de gidip de oradan denize girmemiştir. Onların haklarını düşündüklerini söylüyorlar. Evet. Başkanım telefonumuz hazır. Alo. Alo. Adınızı alalım önce. İyi günler, ben Mustafa Akoğlu. Evet Mustafa Bey, buyurun. Merhabalar Serap Hanım. Sayın Başkanım iyi günler. İyi günler. Ben Silivri'den arıyorum. Silivri Toplu Konutlar Bölgesi'nden arıyorum. Yerel basından takip ettiğimiz kadarıyla Silivri Anavatan İlçe Başkanı Sayın Ferit Pala ile beraber Ankara'da temaslarınız oldu bu çöp yeri konusunda. Ve büyük ihtimalle takip ettiğimiz kadarıyla alanın yeri tamamlanmış, hazırlanmış, sizin tarafınızdan bulunmuş. Evet. Evet, bu konuda belediye şu anda bir çalışma yapmıyor. Bundan sonra konutlardaki çöpler ne olacak? Ayrıca toplu konutlarda oturan vatandaşlar için bir pazar yeri sorunumuz var. Pazar yerimiz bize çok uzak.
Siz yakın bir belde başkanı olarak bu konu hakkında bir bilgi verebilir misiniz size? Mustafa Bey, teşekkür ederim. Tabii yıllardan beri yalnız Selim Paşa'nın değil, bu bölgedeki tüm belediyelerinde çöple ilgili sıkıntıları var. Bizim Selim Paşa'da çöp döküm yerimiz gerçekten meskun mahalle çok yakın bir yerde. Yıllardan beri de yarayan bir kana bu. Bunu da tabii bu dönem içerisinde aşağı yukarı bir yıldan beri Silivri Belediye Başkanlığı'nın talebi vardı. Biz Ankara'dan Orman Bakanımızla Sayın İlçe Başkanımız Ferit Parayla beraber görüşerek bu konunun bugün işte her şeyiyle bitti. Ve yeri bize tahsis ettiler. 49 yıllığına tahsis ettiler. Biz hiçbir ücret ödemeden 49 yıllığına o yeri Silivri ve Selim Paşa Belediyelerinin adına tahsis edildi. Şimdi de en yakın zaman içerisinde biz o yerin zeminini hazırlayacağız. O yerin üzerindeki toprağı kaldırıp altındaki kil tabakasına inip ve orada da çöp dökümüne başlayacağız. Bu uzun yıllar hem Silivri Belediyesi'ni hem Selim Paşa Belediyesi'ni ilgilendiriyor ve bununla ilgili de mesela bizim de çok yakınımızda Çanta var. Örneğin çok yakınımızda Çeltik var. Bunların da aynı şekilde bizimle beraber o döküm sahasında bunları çöplerini kullanabilmesi mümkün. Bizim de şu anda işte Silivri Belediye Başkanı'nın müştereken görüşümüzde bu doğrultuda. Onlar böyle bir şeyi arzu ettikleri takdirde onlara da yardımcı olacağız. Ve bunu da işte Silivri halkı inşallah en kısa zaman içerisinde toplu konut bölgesi bundan kurtulur. Seçimlere kadar bir şeyler yapılacak mı başkanım, yoksa seçim sonrasına mı bırakılacak bu çalışma? Şimdi biz hemen başlıyoruz bugünlerde çalışmalara. Bugünlerde işte bir arfiyatçı arkadaşla görüşüp oradaki arfiyat kaldırılıp kil tabakasına inmemiz lazım. Kil tabakasına indikten sonra da daha sonra bizim kendi çalışmalarımız başlıyor. Başladım. İnşallah seçimlerden evvel yetişir diyorum. İnşallah. Yetişmese de dahil ama çöp dökümü ben öyle diyorum ki Selim Paşa'da mesela Mayıs ayından sonra kesinlikle Selim Paşa'ya dökmeyeceğiz. Artık Silivri'nin sonunda. Orası olsa da olmasa da başka bir çözüm yani üretilecek. Oradasının toprağı zaten o zamana kadar çok rahat alınacak. Tamam. İki ay içerisinde bize yeri teslim edecekler. Bugün bir şifahi bir görüşme oldu. Belediye başkanımızla da Silivri Belediye Başkanımızla görüştük. En kısa zaman içerisinde arfiyatını yaptıracağız. Ve çöpü işte çok yakın kısa zamanda biz Selim Paşa'dan kaldırıyoruz. Yani dökümünü mevcut yere yapacağız. Tabii yani. O hazır olduğu zaman hem Selim Paşa hem Silivri halkı bu çöp sorunu bir yerde çözümlemiş olacak. Teşekkür ediyoruz Mustafa Bey. Bir şey daha eklemek istiyorum. Müsaadeniz olursa Sayın Başkanım. Ben bir üniversite mezunuyum. Ve Selim Paşa'daki üniversite arazisi hakkında bir şeyler söylemek istiyorum. Selim Paşa halkına sizin nezdinizde. Nerede bir üniversite varsa mutlaka o yörenin halkı veya belde halkı için mutlaka ek bir geçim kaynağıdır. Gelen öğrenciye ev kiralanır veya çevredeki marketler, büfeler, herkes mutlaka kar elde edecektir. Ve zannetmiyorum ki üniversite arazisi adı altında alınan bir yerin, tahsis edilen bir yerin başka bir amaçla kullanılabileceğini zannetmiyorum. Bu konuda Selim Paşa halkına seslenmek istiyorum. Teşekkür ediyorum, iyi günler. Mustafa Bey, teşekkür ediyorum ben. Muhakkak yapılan anlaşmamız bizim o. Biz arsayı kimseye vermedik. Tapusu da belediyenin üzerine 49 yılını tahsis ettik. Eğer üniversite olmayacaksa belediyenin daha sonraki yetkilileri orada yapılan binalarla birlikte malı, almaya hakkı var. Tabii, malı almaya hakkı öyle var. Bir iddia var başkanım. Dinlenme kampı olarak yapılacak diye. Bizdeki gelen projelerde üniversite projesi. Sınıfları da var. İşte laboratuvarları da var. Bunların içinde laboratuvar yerine daha sonra insanları yatırırlar mı kaldırırlar mı bilmiyorum. Ama üniversite yapmak üzere bir dilekçeleri var. Üniversiteyi olarak alan olarak kullanmak dilekçeleri var. Biz de meclis kararımızı üniversite kararı. Bununla ilgili vatandaş yarın bir böyle bir şey yaparsa ilgili Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri yani bu denetim mekanizması da olacak. Bizdeki projeyi şu anda uyguluyorlar. Evet. Yani şu anda inşaat başladı. Evet. Temelleri atıldı. İşte yan duvarları yavaş yavaş meydana gelmeye başladı ve hızlı bir şekilde gidiyor. Kısmetse 99, üniversitemiz 99 senesinde üniversitemiz talebe öğrenci alacak. Evet. Ve Silivri'de de burada işte dediğimiz gibi konutlarından yararlanılacak. Selim Paşa'nın da Celaleddin'de Kumburgaz'ında. Çünkü bir beldenin bu işi şu anda kaldırabilmesi mümkün değil. Yeterli altyapı yok çünkü. Bununla ilgili de şu anda yurt falan yapılmıyor. Evet.
Ama işte bölge halkının bunu şimdiden düşünmesi lazım. Telefonumuz var ama dinleyicimizden bir özür dileyelim, bir reklam arası verelim. Bu arada bir de başkanımıza bir bardak çay ikram edelim. Az sonra yine birlikte olacağız. Teşekkür ederim. Sizin içine devam ediyoruz. Konuğumuz Selimpaşa Belediye Başkanı Sayın Ahmet Yağcıoğlu. Sanıyorum dinleyicimiz bizi bekliyor hatta. Alo? Alo? Hayır, yok. O zaman yine hala aramak istiyorsa tabii ki arayabilir. Bu arada yine Selimpaşa halkının bize söyledikleri sözleri dinleyelim istiyorum başkanım. Tepkileri neler? Tepkileri ben daha uzun diye düşünmüştüm ama biz montajlardan sonra zaten hepsini vermişiz. O yüzden yine bir sorularımıza geçelim. Bu Kadir Has Üniversitesi olayı uzun zaman tartışılacak dedim. Sorumu tamamlayamadan önce dinleyicilerimize öncelik veriyoruz tabii ki. Alo. Bize telefon bağlantısı yapan dinleyicilerimiz bizim sesimizi radyolarından dinlemeleri gerekiyor. Alo. Hayır, gene bir bağlantıyı kuramadık. Kiralama yöntemi. Dedik ki kiralama ve ayda $1000 gibi bir rakamdan söz ediliyor. Bu her ay alınacak olan bir bedel mi yoksa bir kereye örneklik bir formül olarak mı uygulandı? Nasıl bir sistemdi? Belediye Meclisi 49 yılında evet, yeri kiralama. Tahsis etti. Fakat tabii bu gibi tahsislerden sonra da bir cüzi bir kira olması gerekiyormuş. Evet. Biz bir daha sonra tabii Kadir Bey'le görüştüğümüz zaman cüzi bir kira o zaman yazın dedi. Ve biz de ayda $1000 kira şu anda alıyoruz. Her ay alıyoruz. Evet. Bu tabii 49 yıl boyunca da bu şekilde bu kira alınacak. 49 yıl sonra yapılan tesisler o günkü şartlarda belediyesi ne düşünüyorsa ister tekrar kiraya verebilir, isterse Selimpaşa Belediyesi üniversite kurabilir, çalıştırabilir. Evet, yani hazır bir bina. Evet, evet. Bunun örnekleri de görüldü. İstanbul'da Çelikgüler soy bir sürü harcamalar yapıp sonradan elinden alındığı gibi köşklerin. Selimpaşa halkıyla ilgili bir kolaylık olacak mı? Gençleriyle ilgili bir kolaylık. Bu da gündemde olan bir soru. Özel bir kontenjan falan yaratılması söz konusu mu bu üniversitede? Şimdi Selimpaşa veyahut da bölgemizde okuyan arkadaşlarımız, çocuklarımız eğer üniversiteyi, Selimpaşa'daki üniversitenin puanlarını tutturduğu takdirde imkanları da yeterli değilse o günün şartlarında işte yetkili bir kişiyle Selimpaşa Belediye Başkanı'yla o günün şartlarda kimse veyahut da üniversitenin rektörüyle görüştükten sonra onlar şu anda dahi bir sürü öğrenciye burs veriyorlar. Bunlar da yeter ki onlar için bilgili öğrenci gelsin ve başarılı öğrenci gelsin ve onların hayır diyeceğine inanmıyorum. Ve bu gibi şeylerde kendi görüşmelerimizde de var. Şu anda Bursu'da bir sürü öğrencileri var. Evet. Yani. Üniversite o zaman merkezi yerleştirme sistemiyle öğrenci alacağı için özel bir durum söz konusu değil. Herkes gibi sınava girdikten sonra burada okumaya hak kazanıp da imkanlara el vermiyorsa o zaman vakıf olarak da zaten bu desteği vermeye hazırlar diyorsunuz. Soru telefonumuz dinleyicimiz hatta. Alo? Alo? Niye kurulamadıysa neden olabilir? Biz dinleyicimize burada bir açıklaması yapalım. Radyodan dinlemesi gerekiyor kendisinin bizi sorusunu sorabilmesi için. Ulusal basında da yer alıyor bu olay. Ahmet Vardar'dan tutun da Yalçın Bayar'a kadar özellikle böyle yer verildi. Hatta duyduğumuza göre bazı televizyon kanalları da ilgi göstermişler. Gelip çekim yapılacak, soruşturmaları, halka soruları sorulacak diye. Bu neden bu kadar ulusal basında da yer almasının nedeni? Şimdi, Kadir Has'ın olması, Cumhurbaşkanımızın gelmesi, açılış törenlerinde tamam da bu tartışmaların oralara kadar yansıması. Tabii onlara da bir şekilde anlatılıyor bunlar. İnsanların bakış açıları değişik. Evet. Yani bir insana değişik bir şekilde anlatırsan o da gelen kişiyi kıramadığından dolayı da belki de kendi fikirlerini beyan ederek bir şekilde yazıyor. Yalçın Bayar Bey bizimle ilgili yazıları yazdı. Daha sonra da biz kendilerine görüştük. O yazıları değişik gördü. Bizim anlattığımız şekilde anlattı. Ahmet Vardar da değişik bir yazı yazdı.
ve teşekkür ederek yazdı. O destekleyen yazdı. Bir tavrı var. Şimdi Ahmet Vardar niçin bunu yazdı? Ahmet Vardar benden önce Selim Paşalı. Ahmet Vardar, ben Selim Paşa'ya 74'te gelmişim. Ahmet Vardar'ın geldiği tarih 70'li yıllarda, 69'lu yıllarda. Ahmet Vardar o yerle ilgili çeşitli zamanlarda çeşitli dedikodular duymuştur. Çeşitli şeyler kulağına gelmiştir. En azından o yeri isteyenlerin onu tanıdığı da olmuş olabilir. Niyetlerini de biliyordur. Fakat bizim vermiş olduğumuz karar bizce nasıl müsbetse, evet, nasıl iyiyse Ahmet Vardar da o oluşum olmuş demek. O da beğenmiş ve doğru bildiğin yolda yürü demiştir. Evet. Ben kendisine teşekkür ediyorum. Tabi bunlarda tebrik eden de var. Değişik konularda laf koşuyor. Her işi kendi kişilerin, her kişinin algılaması tabii ki daha farklı. Dinleyicimiz hattaysa, alo. 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 Evet. Adını ve soyadını alabilir miyiz? Volkan var da. Buyurun Volkan Bey. Volkan Bey. Alo. Buyurun, dinliyoruz sizi. İyi günler başkanım. İyi günler. Ben Silivri'den arıyorum. Buyurun. Size teşekkür etmek için aramıştım. Türkiye'de üniversitelerin yeterli olması, olmaması veya bir puana bağlı olması sebebiyle üniversiteleri yetersiz buluyorum. Örneğin ben lise mezunuyum. Üniversite sınavına girdim ve başarılı olamadım. Evet. Benim gibi birçok arkadaşım da başarılı olamadı. Evet. Onların imkanlarının olması sebebiyle Kıbrıs'ta okumaya gittiler. Evet. Silivri'li olmama rağmen üniversitenin temelini atılacağını duyunca benim de bir umut ışığım doğdu. Evet. Bence çok güzel bir proje. Zannediyorum benim gibi olan birçok arkadaşım da bu projeyi destekliyordur. Evet. Size teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ederim Volkan. Şimdi Selim Paşa'da mevcut yapılmakta olan üniversite seneye takribi 700 talebeyi okutacak kapasitede. Bu bittiğinde, tümü bittiğinde, 4-5 yıl sonra bittiğinde Selim Paşa'da 3000 tane üniversite öğrencisi okuyacak. Vakıf Üniversitesi, tabi bu ücretli olacak. Burada eğer burslu okuyan öğrenci de olacak. Ama en azından mevcut üniversitelerimizin 3000 tane öğrenci yükünü burası alacak. Eğer bu üniversitelerimiz çoğaldığı takdirde gençlerimiz diğer üniversitelere daha rahat girme imkanı bulacak. Eğer bu üniversitelerin sayısı yani birden fazla, çok fazla miktarda olduğu takdirde sizler ve sizin gibi arkadaşlarımız diğer üniversitelerde bu imkanı bulacaklar. Ve hayırlı ve uğurlu olsun diyorum. Teşekkür ederim. Özel üniversite derken bugün ülkemizde birçok Koç Üniversitesi'nden tutun da Sabancı, Bilkent, Ankara Üniversitesi'ne kadar onlar gibi bir üniversite olacak. Paralı evet. Denince herkes acaba merkezi yerleştirme sınavıyla öğrenci evet. Alınca sanıyorum yine bir dinleyicimiz telefonda. Alo. Alo. Evet tanıyalım sizi. İyi günler. İyi günler. Ben Selma Yıldız. Evet Selma Hanım. Nereden arıyorsunuz? Alo. Nereden arıyorsunuz? Selimpaşa'dan arıyorum. Evet, dinleyelim sizi. Ben Sayın Yalçıoğlu'nu tebrik etmek için aramıştım. Kendim üniversite mezunuyum. Ve bir üniversitenin bulunduğu bölgeye ne kadar faydalı olduğunu kendi gözlerimle görmüş bir vatandaş olarak Sayın Yalçıoğlu'nu tebrik ediyorum. Yani politika yaparken... Alo. Dinliyoruz sizi. Bazı şeylerin karalamak yerine bunların tebrik edilerek yapılmasını düşünüyorum kendim. Evet. Selma Hanım teşekkür ediyorum. Çok mersi, sağ olasınız. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. İyi günler. Selma Hanım'a bir şeyler söyleyeyim. Tabii buyurun siz. Selma Hanım teşekkür ediyorum. Tabii üniversite bir beldeye, bir yöreye çok şeyler kazandıracaktır. Yani politikacının hiçbir zaman için yapılan işi müsbet gördüğü takdirde eğer toplumda iyi diyorsa bu iş kesinlikle o siyasetçinin muhakkak etrafta puan kazanacağına ben inanmaktayım. Aksine bunların yapmış olduğu politika tam tersine bunları kötüleyip de hiçbir yere varmaları da mümkün değil. Onu da önümüzdeki günlerde halk da görecek. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olasınız Selma Hanım. Diyorsunuz ki bir gün gelecek, iyi ki Ahmet Yalçıoğlu bu yeri üniversiteye vermiş diyecekler.
İnşallah. Değil mi? Bunu hep beraber göreceğiz. Başkanım, bir de Yıldız Teknik Üniversitesi'nin sanıyorum bir çalışması var Selimpaşa'da. O konu hakkında da bilgi verebilir misiniz bize? Bir binanın onarımı için miydi bu evet. yapılan çalışma? Bizim Selimpaşa Rumlardan kalma bir evet. köy. O zamanlar Selimpaşa bir eğitim kampüsü gibi, eğitim yuvası gibi anılan bir yer bölgemizde. Ve şu anda bizim Yıldız Üniversitesi'ne yap işlet devletle vermiş olduğumuz binamız daha önce okul olarak kullanılan bir yer. Hatta bunu Sayın Cemal Kozanoğlu da biliyor ve bizi bu konuda oldukça da destekliyor, teşekkür ediyor kendisine. Bizim burada Yıldız Üniversitesi'nde vermiş olduğumuz binamız daha önce içinde işte demircinin, doğramacının vesaire esnafın olduğu yerlerdi. Biz kendileriyle görüştük. 6 ay gibi veya bir sene sonra gibi çıktılar. Yıldız Üniversitesi geçen seneki rakamlarla burada 300 milyar lira gibi para harcayacaklardı. Evet. Bu senin rakamlar tabii ikiye katlandı. Ve onları bekliyoruz. Yıldız Üniversitesi orada kendilerinin bize söylemiş oldukları bir turizm konunu açacaklardı. Evet. Ama şu ana kadar gelmediler. Yıldız Üniversitesi devletin üniversitesi. Para imkan yeterli olmayınca da gelemediler. Ama bizim düşüncemiz o. Eğer onlar yapmayacaksa tekrar böyle özel bir üniversiteye, devlet üniversitesine o yeri arkadaşlarımla beraber, evet. arkadaşlarımla beraber şu andaki meclis üyelerinin görüşü bu gibi şeylere vermeye niyetli. Çünkü orası boş kaldığı sürece hiçbir şey bize vermiyor. Ama üniversite öğrencisi gelir okulda şu memlekete çok şey verir. Evet, bina da kazanılmış olur. Güzel tabii, eski bir tabii. bina. Açıkçası sizin devletle olan, hükümetle olan işleriniz biraz kolay çözümleniyor gibi görünüyor. Bu işin başarısını, püf noktasını sormayacağız tabii çöp olayında olduğu gibi. Hemen hastanelere para aktarımında olduğu gibi sanıyorum bunu da en kısa zamanda çözümlersiniz. İnşallah canım. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sanıyorum bir dinleyicimiz daha var telefonda. Alo. Alo. Evet, tanıyalım sizi. Merhaba. Ben Hüsnü Güvendiren, Selimpaşa İlk Üretim Okulu'nda bir vatandaş. Evet, buyurun. Ben eğitim ve öğretime gösterdiği ilgiden dolayı Sayın Başkanıma baştan teşekkür etmek istiyorum. Hele siyaset üstü düşünüp bir üniversiteyi Selimpaşa'ya kazandırması bir bambaşka bir başarıdır. Bu konuda Sayın Başkanıma tekrar teşekkürlerimi sunarım. Başarıların devamını dilerim. Teşekkürler. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Bu konuşmaları duyunca da doğru iş yaptık diye herhalde bir kez daha düşünüyorsunuzdur. Serap Hanım, tabii Selimpaşa'da ben yaşıyorum. Selimpaşalı'yı ben yıllardan beri iyi tanıyorum. O insanlar da tanıyor. Ama siyasette bir yere gelebilmek için maalesef bazı şeylerin doğru bildikleri halde, eğer doğruyu söylerlerse sanıyorlar ki Ahmet Yağcıoğlu kazanacak. Aksine tam tersi. Eğer doğru yapılanı doğru olarak söylersen muhakkak gün geldiği zaman semeresini alırsın. Ben hiçbir zaman için doğru yapılanı yanlış yapılmıştır demedim evet. bugüne kadar. Demem de. Bu arkadaşların tavırları yanlış. Üniversite şu bölgemizin tamamına çok şey verecek. Kaldı ki ben üniversitenin kararında değil de örneğin buraya otel kararı alabilirdim. İşte kat karşılığı müteahhitlere verebilirdim. İş yerlerine verebilirdim. Benzin istasyonlarına verebilirdim. Ama bu üniversite Selimpaşa'ya 2-3 yıl sonra, bu civara 2-3 yıl sonra neler vereceğini hep beraber biliriz. Yoksa ben onu satıp da veyahut da bu şekilde değerlendirip de çok hizmet edip evet. en azından çok büyük paraya da satılıp politika yapsaydım, gelecekte politikayı düşünmüş olsaydım belki çok büyük imkanlar evet. sağlardım. İsmimi daha flash yapma imkanı bulabilirdim. Maalesef ben eğitimi seçtim. Arkadaşlarım eğitimi seçti. Ben burada tüm Silivri'li hemşehrilerime, meclis üyelerim adına teşekkür ediyorum. Meclis üyelerim bu konuda bana tam destek sağladılar. Ve bu kararı almamızda da yardımcı oldular. Hepsine teşekkür ederim. Başkanım bunu aslında sormaya çekiniyorum ama bu iddialardan biri de buydu. Meclisin rüşvet durumu yakıştırılamaz bile belki ama bir cevap vermek istersiniz diye soruyorum. Böyle bir şey söz konusu olabilir mi? Şimdi tabii burada arsamızı dediğim gibi yani Kadir Has Bey veyahut da Kadir Has Üniversitesi'nin yetkilileri gelip bizden istemediler. Biz onlara yalvaran takım olduk. Yani üniversite yeri isteyen, örneğin sizlere söylüyorum Koç, Koç Üniversitesi, örneğin Sabancı Üniversitesi, örneğin Bilkent Üniversitesi yetkilileri
devletin boş arsasının neresini istiyorlarsa hepsini bunlar alırlar. Evet. Kadir Has Bey bugün için Cumhurbaşkanımız da eğer töreni izleyen insanlar olduysa, kişiler olduysa orada çok iyi diyaloğu gördüler. Yani Kadir Has Bey burada orada bize teşekkür etti. Hı hı. En büyük bize verilecek olan hediye odur. En büyük armağan odur. Biz onun haricinde zaten herhangi bir şey yapılmış olsaydı 15 yıldan beri söylüyorum. Benim hiçbir meclis üyem böyle bir şey düşünmedi. Düşünmedi. Yani almayı bırak düşünmediler dahi. Ve burada meclisimin en iyi kararını verdiğine inanıyorum. Arkadaşlarım da onu dediler. Bizim mecliste bugüne kadar almış olduğumuz gerçekten en önemli karar. Ben mesela İbrahim Karaduman'a şunu söylemişti. Bu üniversite bittikten sonra ben çocuklarıma yarın öbür gün diyeceğim kelime şudur. Bu üniversitenin yapılması için çocuklarım. Benim imzam da. Benim de imzam var. Bu çok güzel bir şey. Çünkü bunu yaşayacağız. Gerçekten gurur verici. O zaman tek rüşvet bu gurur meselesi galiba, gurur meselesi. Değil mi? Evet, gurur meselesi. Dinleyicimiz var mı hatta? Alo. 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 Beklettik sizi, kusura bakmayın. Rica ederim. Buyurun. İyi günler. İyi günler. Ben Selim Paşa'dan Ayşe Er Yılmaz. Evet. İlk önce Sayın Yağcıoğlu'nu tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Gerçekten Selim Paşa için çok iyi, çok hayırlı bir kuruluşu Berlin'de kazandırdığı için. Bunlar tabii söylenen laflar her ne kadar iyi veya kötüyse bunu geçen zaman gösterecektir. Gerçekten benim kendi şahsım adına çok güzel bir şey. Ve bunun en güzel örneği de o gün o topluluk içinde Sayın Cumhurbaşkanı'nın Yağcıoğlu'nu alnından öpmesiydi. Bu en güzel bir gösteri ve en güzel bir davranıştı. Üniversitenin getirecekleri bence gelecek zaman içinde kendini gösterecek. Başarıların devamını diliyorum. Tekrar tebrik ediyorum Sayın Yağcıoğlu. Ayşe Hanım çok teşekkür ederim. Çok mersi. Teşekkürler geldikçe gerçekten de insan memnunluk tabii ki yaşıyor. Başkanım isterseniz artık bu üniversite konusunu bitirelim. Başka daha sorması değil mi var gündemde olan konular? Kooperatifler vardı örneğin. Son kez söyleyeceğiniz bir şey varsa üniversite konusunda. Bakıyorum da isterseniz şöyle muhalefetin hep sorduğu sorular vardı. Onlara da hep cevap verdik. Kararın belediye meclisi ve kamuoyunda yeterince tartışıldıktan sonra mı alındığı, siz meclisten tam destek alarak bu kararı verdiğinizi zaten söylediniz. Evet. Kadir Has Üniversitesi dışında başka özel üniversitelere öneri götürüldü mü diye dendiğinde siz Kadir Has'ı özellikle kendinizin tercih ettiğini zaten söylediniz. Üniversite mütevelli heyetiyle yapılan görüşmeler var mıydı ki birçok proje üretildiğini? Konuyla ilgili protokoldu, bu da protokolda tam hazırlandığını sizden dinledik. Kiralama biçiminin yasal olup olmadığıyla ilgiliydi. Evet. Bu da yasal tabii ki. Ve en çok tartışmalardan biri de arazinin önünde geçmekte olan yolun iptalinin gerekçesiydi. Yani denizle arazi arasında engelin kaldırılması mıydı dendiğinde bunun da olmadığını, o yolun hala Selim Paşa halkının olduğunun, hatta belki Selim Paşa'nın ihtiyacı olan o kafeterya, dinlenme gibi yerlerin buraya taşınabileceğini siz söylediniz. Ve yalnız şunu söyleyeyim, yani ön tarafta o sahil bantında kafeterya falan yapılması da yanlış olur. Benim kendi düşünceme göre. Yani o yol ön tarafında peyzaj çalışması yapılabilir. Yaya olarak kalabilir. Yoksa onun önünde, üniversitenin önünde öyle kafeterya veyahut da bu gibi şeyler yapılırsa üniversite öğrencisiyle beraber şu anda benim düşünceme göre orasının açık olması lazım. Açık hava çay bahçeleri gibi değerlendirilir. Tabii. Açık hava çay bahçeleri şeklinde belki yarın bir gün ileriki belediye başkanları düşünebilir. Ama kesinlikle orasının halka açık bir yer olacağını şimdiden en azından üniversiteye ait olmayacağını. Ha, üniversiteyle ilgisi yok. Bizim parselimiz 115 dönümlük parselimiz mevcut yolun üstünde E5 ile 2 yolun arasında kalan parsel. Evet. Onun dışında şu anda mesela futbol sahaları yine onlar kullanacaklar. Ama onların da düşüncesi, bizim de düşündüğümüz yapılan anlaşmada da dahil oradaki futbol sahası o rektörlük izin verdikten sonra beraber müştereken belediyenin yetkilileriyle beraber Selim Paşa Spor Kulübü de yer alacak. Daha iyileştirilmiş, güzel daha bir modern sahayla tabii. Ve kapalı spor salonuyla beraber olacak. Hatta bizim bununla ilgili Selim Paşa'da yapılmakta olan mevcut bir spor sahamız da var. O da bitmek üzere. İnşallah Selim Paşa'da gençler bunlardan hepsinden yararlanacak. Evet. Ve yine üniversitenin de kampüsünün bir dinlenme kampı değil, gerçekten bir üniversite olacağını da cevapladınız.
dinleyicimiz mi var? Alo. 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 Evet, buyurun. İyi günler. İyi günler. Sayın Başkanım'a bir soru sormak istiyorum. Adınızı alalım önce. Tabii, Selda Yeşildağ. Evet Selda. Nereden arıyorsunuz? Selimpaşa'dan arıyorum. Evet. Ben öncelikle Sayın Başkan'a teşekkür ediyorum. Ve hizmetlerini sürekli takip ediyorum. Özellikle yerel basında çıkan yazılarda son zamanlarda Trakya Ekspres'te özellikle Tülay Kaynarcan'ın çok taraflı yazılarını görüyorum. Sizce bu durum sizin son zamanlarda üniversite ilgili olarak aldığınız olumlu puanlardan mı kaynaklanıyor? Yoksa Tülay Hanım kendi desteklediği bir adayın rakibi olarak mı görüyor? Ayrıca üniversitenin ayrılan yerin üzerinde niye bu kadar spekülasyonlar yapılıyor? Ve yerel basın bu kişilere niye bu konuları sürekli gündeme getirerek bu kişilere çanak açıyor? Aslında çanak açıyor değil, işte böylece fırsatlar doğuyor gibi geliyor bana başkanımız da. Bakın en son radyoda dahi bu konuyla ilgili uzun uzun konuşmalar yapıyor. Selda Hanım, teşekkür ediyorum. Bununla ilgili tabii Tülay Hanım'ın düşünceleri kendine ait. Belki burada gerçekten desteklediği veya da destekleyeceği insan da olabilir. Fakat bilemiyorum, basın gözüyle insanlar daha objektif bakmalı. İşte yazılarını yazarken de kendine göre karar vermeli. Basın camiasıdır. Biz kendilerine bir şey diyemiyoruz. Belki gerçekten böyle sevdiği insanlar da olabilir bu arkadaşlarımızın. Çünkü en azından muhakkak sandığa giderken siyasetçi basında olmuş olsa bir yere oy verecekler bunlar. Bu oy verdikleri kişiler belki arkadaşı da olabilir. O şekilde de düşünebilir. Bilemiyorum. Ben düşünmek istemiyorum ama bu da olabilir muhakkak tabii. Yani kendilerine göre bir düşünce içerisindeler. Kendileri de yazıyorlar. Ben kendileriyle bugün de telefonla görüştüm. Hatta giden faksların kendilerinin yani Selimpaşa'da olmadıklarını söyledim. Giden fakslarda Selimpaşa'da oturmadıkları halde Selimpaşalıyım diye isim veriyorlar. O kişiler ne bizim seçmen listemizde ne Selimpaşa'da ikametleri var. Ben onları da inceledim. Fakat işte bu gibi değerlendirmeleri yaparken en azından bu kişilerin, tabii bu kişilerin orada oturmuş olması lazım. Orada beni tenkit etmeleri lazım. Yoksa ismini saklayarak insanlar hiçbir yere varamazlar. Veyahut da bu dedikoduları yapanlar 3 kişi ise açıklasınlar isimlerini, onlara yazılarını yazsınlar. Ben hakikaten size teşekkür ederim Selda Hanım. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkürler. Burada ufacık bir açıklama yapalım. Bu arada yerel basın gerçekten halkın sesi başkanım. Yani kim ne iddiası ediliyorsa mutlaka tabii belgeleriyle sunmak gerekecek ama bir yerde bunlar sorulan sorular, gelen söylentiler ve size de böylece cevap verme hakkı doğuyor. Şimdi bize cevap hakkı doğuyor ama benim muhatabım olduğu kişinin ismi yok ki öyle bir yerde. Yani, İddia edenin adı yok diyorsunuz. Selim Paşa'lı değil vatandaş. Evet. Öyle bir isim çıkıyor, veriliyor ki ben bakıyorum ki gazetede çıkan ismi öyle bir kişi Selimpaşa'da oturmuyor. Evet. Selimpaşalı değil. Selimpaşa'da seçmen değil. Ha, bunu yapan kişiler aynı kişiler. Vatandaş çünkü Selimpaşa'da bu üniversiteyi seviyor ve üniversitenin gelmesini de canı gönülden istiyor. Toplumda tenkit edilmemesi için, fazla tepkiyi almaması için değişik isimler, evet, söyleniyor. Ve bu söylenen kelimeler arasında da çok tabii değişik kelimeler var. Bize yani, de konuyla ilgili fakslar gelmişti. Onlara da böyle zamanımız kalırsa değineceğiz ama böyle kendi sesinden dinleyicilerimizin sorularını almak tabii ki çok daha sağlıklı. Bir haber arası vermek istiyoruz başkanım. Bu arada siz de biraz soluklandıralım. Haberlerden sonra yine devam edeceğiz. Sizin içinin son bölümüne geldik. Aslında başkanımızı buraya konuk etmişken soracağımız birçok soru vardı ama bugünkü konuğumuzun belli başlı 3 konuydu. Kooperatiflerle ilgiliydi. Çöp sorunu ki bir dinleyicimiz sorduğu için anlattınız uzun uzun. Ve tabii ki üniversitenin tartışmalı durumuydu. Oysa soracağımız birçok soru hazırlığımızda var ama ben istiyorum ki daha ileriki zamanlarda, seçimlere yakın bir zamanda yaptıklarınızla yapacaklarınızla aday olursunuz olmazsınız o zamanki tarihe bağlı. Başka bir programa bırakalım istiyorum. Son olarak söyleyeceğiniz başka şeyler yoksa kapatalım. Serap Hanım, teşekkür ediyorum. Tabii, açık şu anda, buyurun. Hani
bu Silivri'ye vermiş olduğumuz mesajlar için bizi buraya çağırdığınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Yani buradan tabii Silivri'li hemşehrilerime bir şeyler verebildiysek ne mutlu bize. Çünkü en azından bir konuydu, gündemde olan bir konuydu. Gündemdeki olan düşünceler, vatandaşın evet. kafasındaki bazı düşünceler belki burada bir şeyler onlara vermiştir. Hala kalan sorular kalmamıştır. O soruların da cevaplarını almışlardır diyor muyuz? Ben de umut ediyorum ama tabii insan siyaset yapan insanlarda çok değişik fikirler var. İşte buradaki üniversiteye hayır diyen böyle bir zihniyetin ben olacağını tahmin etmiyordum. Ve en iyisi yapıldığına dair de bu arkadaşlarımızın teşekkür etmelerini beklerken bu işe karşı geldi. Neye karşı geldiklerini kendileri de cevaplarını ve vicdanen verdiklerine inanmıyorum. Politikanın kuralları galiba. Ben sizlere buradan teşekkür ediyorum. İnşallah bir dahaki programı görüşmek üzere diyorum. İnşallah biz de dediğimiz gibi aday mısınız, değil misiniz? Belirsizlikler var. Milletvekilliği yolu da olabilir. Belli mi olur? Belki bir gün gelir sizi burada milletvekili olarak ağırlarız. Teşekkür ediyorum. Tabii burada sonraki, bu paye Silivrililere, Silivri hemşirelere düşerse onlar da kendilerine göre değerlendirmeyi muhakkak yapacaklardır. Ve tabii yetki bizde değil, bizim yetkimiz noter gibi bir şey oluyor. Evet. Mesela Kıbrıs'ta bile vatandaş örneğin bir partiye oyunu veriyorsa milletvekilliği adaylığı içinde, milletvekilliği içinde diğer başka bir partiden adaya da oy verebiliyor. Bunların gelmesi lazım, bunların yasallaşması lazım. Ama şu ortamda ben öyle tahmin ediyorum, küçük bölgelerde yaşayan insanların temsilcisi maalesef olamıyor. Ben onu söyleyeyim. Teşekkür İnşallah ediyorum. İnşallah bu kurulacak hükümetle bu sorunlar çözümlenir. Başkanım çok teşekkür ediyorum. Geldiğiniz teşekkür değerli ediyorum. Vaktinizden, bu bize ayırdığınız zamanı, sorularımızı cevapladınız. Bundan sonraki çalışmalarınıza da yine başarılarınızın devamını diliyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Dinleyicilerimize de bir yarım saatlik sarkmayla programımıza veda etmek istiyorum. Yarına kadar yüreğinizdeki sevginiz, yüzünüzdeki gülümsemeniz hiç eksik olmasın.